1985 İranlı doğumlu, Bojnor diye bir küçük bir şehirde doğdum. Lise ve üniversite grafik bölüm okudum ve tamamladım. 2013 İstanbul'a yerleştim ve burada devam ediyorum yaşamaya. İran'dayken biraz daha illüstrasyon ve grafik işlere meşguldüm. Ama burada tamamen resim ve illüstrasyonla devam ediyorum. 2013 bir arkadaşımız tavsiyesiyle buraya geldik, İstanbul'a geldik. Ve daha sanatsal işleri yapmak için daha doğrusu buraya kalmaya karar verdik. Aslında şey değildim ben, daha grafiksel işler, reklamcılık işleri yapıyordum. Ve senet ortamında biraz uzak kalmıştım. O yüzden sanata devam etmek için Tahran'a gitmek istiyordum ama biraz kararlar son noktada değişti. Yok, böyle bir zorluk varmış gibi ama ben yeni başlamak istiyordum. O zor kısımlara girmedim daha doğrusu. Ben çocukken beri çalışıyordum, resim çalışıyordum. Daha illüstrasyon tarzlar. Çok küçükken de birkaç hoca gördüm, orada dersler aldım. Her zaman resim benim bir hayal dünyaydı. Ve resim yapmak bir kapı gibi, yeni bir hayal dünyaya girmek için, hayalden kurduğum bir dünya gibi. Öyle bir dünyaydı ve o şekilde devam ettim. Daha profesyonel çalışmalara başladığım dönemde de aynı şekilde daha sural, gerçek üstü hayatları kurmak daha zevk alıyordum. O şekilde devam ettim. Teşekkür ederim. Evet, 5 sene oldu. İlk dönemde 2013-2014 biraz Türkçe dersleri aldım. Ama yine de Türkçe ve Farsça ortam kelimeler çok oluyor. Severek öğrendim. Evet, İran'da 2007 aslında kaç oluyor? 17 yaştı. Bizim takvimler farklı olduğu için biraz tam çeviremiyorum. 17 yaşta ilk kişisel sergim oldu. Daha portreler, biraz kara kalem resimler. Kendi şehrimizde. Ondan sonra iki tane kişisel sergi daha açıldı. Karma sergilere katıldım. Yarışmalar oldu, birkaç tane ödüller kazandım, birkaç tane ödül vardı. Ve şöyle workshoplar, değişik etkinlikler katıldım İran'da. Buraya gelince ilk kişisel sergim sayılıyor. Ama karma sergiler vardı. İstanbul Tuhaf Fuarı vardı. Bir iki sene orada katıldım. Ankara Tuhaf Fuarı vardı. Daha önemli diyebilirim. Mahmut Art Proje vardı. Orada da çok iyi ilgiler gördü eserlerim. 2016 Mahmut Art Proje. O şekilde. Buradaki sergi 2013-2014 çalıştığım eserler var ama hiç sergilenmedi eserler. Birkaç tane yeni yaptığım eserler var. Ama dediğim gibi hepsi ilk defa sergileniyor. Bu eserler bir kısmı yağlı boya, tuval üzeri yağlı boyalar, akrilik ve birçok mürekkep ve kağıt üzeri eserler var. Onlar kendimi daha yakın, daha uzun bir terz diyebilirim. Daha sürrealist, daha gerçek usulü eserler var. Ve oradaki eserler biraz teknik olarak da farklıdır. Seçtiğim, kullandığım kağıtlar ve mürekkep biraz farklı.
Yani kendim deneyerek bulduğum teknikler diyebilirim. Mesela kartlar şey oluyor, el yapımı kartlardır. Onları geleneksel hat yazmak için kullanıyorlar. Kaligrafi ve hat kullanıyorlar. Ben biraz farklı resim üstüne çalıştım. El yapımı kartlar asitsiz oluyor. Asitsiz olduğu şekilde çok dayanıklı ve uzun umurlu oluyor. Hatta 500 sene aynı halde durabilir. Bir de dokular benim seçtiğim konulara çok uyum sağladı. Üzerindeki kullandığım mürekkep de el yapımı mürekkep. Kendim ürettim. Yani biraz değişik şeyleri, malzemeleri deneyerek bulduğum bir mürekkep var. Kahverengi, güzel bir kahverengi istiyordum. O yüzden biraz onlar biraz farklı durabilir başka eserlerin yanında. Bir cümleyle anlatabilirim. Şöyle iki seçenek arasındaki anı şüphesiz kaderi değiştiren noktadır ve o an en yersiz zamandır. Bu aslında şöyle bir psikolojikten bir anlama geliyor. İnsan ve bilinçaltıdan davranışları karşı bir davranış ve o an gerçekten siz mi seçiyorsun ya da bilinçaltıdan davranışlardan etkileniyor? O çok önemli bir nokta ve tamamen kimi suçlu ya da suçsuz yapar bilmiyorsunuz. Öyle bir anlamı var. Genelde tüm eserlerimde bir psikolojik fikir kaynağı diyebilirim. Bu konu hakkında mesela Jung felsefeleri çok okudum. Freud'dan çok faydalandım. Anima ve animus var o felsefe içinde. İnsandaki bilinçaltı davranışları sağlayan şeyler, etkilenen falan onlardan bahsediyor. 2016 İstanbul Sanat Fuarı'nda şöyle bir güzel bir gündü. Stand'daydım. Bir hanımefendi geldi, eserleri çok beğendi. Gülseren Sudur hanımefendi, hocamız. Sonra konuştuk, çok sevdik kendisini. Sonra dedi ki, bizim Kezim'de şey vardı, galerisi var. O da çok severek, sevecek biliyorum. Ben de dedim, tamam, hay bekleriz, tanışmak isteriz. Ondan sonra tanıştık, galeriye geldik ve o şekilde devam ettik ve sergi açmaya karar verdik. Çok başka yerlere de söyledim bunu. Bu tanışmak çok şanslıydım bu tanıştığımız için. Ve çok iyi bir hoca, çok merhametli, çok sevimli bir aile. Ve bu aileyle tanışmak gerçekten çok güzeldi benim için. Şöyle sürrealist gerçeküstü çalışmalar, yani Salvador Dali de aynı şeyi söylüyor. Onlar da aynı şekilde psikolojikten çok faydalanarak eserler oluşturuyorlar. Şöyle bir şiir yazmak için tamamen bilinçaltıya bırakıyorlar ve oradan gelen resim, nasıl diyeyim, simgeler ve ilhamları tuval üzeri, resim üzeri yansıyorlar. Benimki de aynı şekilde, yani bir konu seçip onun üzerine yorum yapmak, onun üzerine mesela biraz bilgi almak, o şekilde devam etmek olmuyor daha doğrusu. Genelde aynı şekilde, yani bir anda başlıyor, bir yerden başlıyor eskizler içinde fikirler kendi kendisi oluşuyor. Hatta bazen yaptığım resimlere bir süre sonra bakıyorum, burada mesela
oradaki konuyu anlatıyor. Oradaki etkilediğim şeyler var, olaylar var sanki. O aradaki şeyler... yani bu kesimde mesela fikirler tüm hayatımı etkili bir olaylar olabilir. Çok çok eski olaylar olabilir. Net bir şey değil, net bir konu üzeri değil diyebilirim. Şu arkadaki eserler hariç, diğer eserler at daha doğrusu, at daha çok var. At da şöyle yorum yapabilirim. İnsanlar için hayat boyunca, tarih boyunca at en önemli hayvandır. Yani her zaman insan yanında durdu. Savaşlar, dünyayı kurmak, her yerde atla, at ve insanla beraber bir yaşam yaşadı. Ve o da bir psikolojik şeyi vardır, anlamı vardır. Bilimsel bir şekilde şöyle diyorlar, bu kadar uzun bir süre insanla beraber yaşadı hayvan, toplumsal şey diyorlar, toplumsal bilinçaltı olarak bir bağ kurmuş artık. Ve onu çok önemsiyorum. Gerçekten öyledir bence. Yanı sıra at gerçekten insanın duyguları çok bilerek davranıyor. Ve işte çok önemli bir hayvan olduğu için her zaman bir şekilde kullanıyorum ve insanın beraber birleşmiş bir yaşam, bir olay içinde çiziyorum, kullanıyorum. Daha doğrusu sevdiğim ressamlar vardı tabii ki. Bek Skineski diye bir ressam var. Çok sevdim. Çok meşhur değil ama çok sevdiğim bir ressam. H.R. Giger diye bir ressam var. O da fantastik, sürrealist dünyalar yaratıyor. Vardı birçok ressam ama bunlar en sevdiğim ressamlar diyebilirim. Şuradaki sergi iki şey var, iki konu var. Arkamdaki resimler disturbance, karmaşık oluyor. Karmaşık bir seriden geliyor. Onları 2016 Mamut Art'ta katıldığım bir seridir. İnsan ve aslında insan ve doğa karşı davranışlar, hatalar ve oradaki etkinlikler bahsediyor. Hayvan figürleri seçiyorum genelde ve mesela şöyle deniz hayvanlardan bir tane ya da yeryüzü hayvanlardan bir kesimi o şekilde seçiyorum ve kullanıyorum. Kırmızı taşlar, aslında hayatta taşlar genelde gri renk oluyor. Ben tam tersi, burada daha canlı, daha zarar vuran, daha hareketli bir halde kırmızı kullanıyorum ve kullandım. Öbür tarafta hayvanlar daha gri, daha cansız, zarar vurmuş, huzursuz bir yaşam hali göstermek istiyordum. Bundan hariç başka şeyler, başka eserler de söylediğim gibi daha bilinçaltından geldi bir resimler oluyor. Daha çok konu net bir konular değil. O şekilde genel bir sürrealist, gerçek uslu bir eserler oluyor. Ben bugüne kadar kurduğum etkiler, tepkiler çok iyiydi. Yani gerçekten çok severek bakıyorlar, seviyorlar. Ve ben bunu çok hoşuma gidiyor, yani seviyorum. Böyle daha resimlerden sunuş almışım gibi ve yolu devam etmek için daha pozitif enerjiler görüyorum. İyidir, güzel. Tüm sanatseverler, sanatçılar, arkadaşları davet ediyorum. Gelsinler.
Türkler tarihte kılıç zoru ile mi yoksa gerçekten anlatıldığı gibi mi Müslüman oldu? Kılıç zoruyla Müslüman oldu. Kürtler de kılıç zoruyla Müslüman oldu. İranlılar da kılıç zoruyla Müslüman oldu. Birçok Arap kabilesi de kılıç zoruyla Müslüman oldu. Onlara Müslüman oldu demek de ne derece doğru? Orası da tartışılır. Emevi dinine girdi diyelim. Evet. Bu coğrafyada yaşayan halklar peygamberin vefatından sonra başlayan Fetih adı altındaki işgal hareketleriyle Allah'ın Kur'an'da geçen dinine değil kılıç zoruyla Emevi dinine geçmişlerdir. Ve hala Allah'ın dininden doğru dürüst haberleri yoktur. Hem Kürtlerin, hem Türklerin, hem de İranlıların, hem de Arapların birçoğunun. Nerede Allah'ın dinine girmiş? Allah'ın dinine girse böyle mi olur işte? Hepsi birbirine karışmış vaziyette. Hangisi Allah'ın dini, hangisi eski cahiliye dini? Belli değil. Böyle bir dram yaşanmıştır. Biz bu tarihi eleştiriyoruz. Bu tarihin yükünü de aynı zamanda üzerimize alıyoruz. Ama aynı zamanda eleştiriyoruz. Eleştirmemiz de lazım. Allah'ın dini peygamberin vefatıyla beraber dünyadaki rüzgarını yitirmiştir. Kerbela'dan sonra da doğduğu topraklara gömülmüştür. Ve hala da orada yatmaktadır. Bu ortada gördüğümüz nedir? İmparatorluktur. Ganimet sevdasıdır. Şan şöhrettir. Tantana şatafattır. Hava atıyorlar. Tantana şatafat. Korumalarla geziyorlar. Şimdi televizyonlarda diziler var. Mesela Kösem Sultan. Diriliş Ertuğrul. Bunlar bir plan dahilinde örtülü ödenekten paralarla TRT'den şuradan buradan çekilen filmlerdir. Ve iktidarın beşinci kol faaliyetidir. Propaganda faaliyetidir. Para bulmasınsa veriyorlar böyle bir sürü diziler çektiriyorlar. Kösem Sultan. Saraydaki padişah oğullarının cariyeleriyle yaşadığı hayat anlatılıyor. Sarayda, Topkapı Sarayı'na set kurmuşlar. Orada sarayı filmini çekiyorlar. Yahu o Kösem Sultan'ın yaşadığı zamanda Kanuni'den sonraki dönem yüzlerce ayaklanma var. Sarayın dışında ne olup bitiyor? Niye onu çekmiyorsun? Yüzlerce ayaklanma var, katliam var. Sarayın dolaplarını, fingirdeşmelerini, cariyelerle oynaşmalarını tarih diye bize film çekip anlatıyorlar. Milleti de bunlara özendiriyorlar. Şunun için söylüyorum. Bunlar gerçek tarih değil. Öteki İslam tarihi var. Sarayın dışında gelişen tarih. Siz bunları öğrenmekle İslam tarihini falan öğrenmiş olmuyorsunuz. Sultanların tarihi nasıl İslam tarihi oluyor? Sultanların tarihi nasıl İslam tarihi oluyor? Saltanat, çatafat, gösteri. Ha onu diyecektim. Mesela bugünlerde ...12 Eylül darbesinden sonra TRT'de iyi hatırlıyorum bir 4. Murat rüzgarı vardı. Böyle 4. Murat filmi dizi gösteriliyor. Hani Kenan Evren iş başına geldi ya böyle asıyor kesiyor 4. Murat. Şimdi Kösem Sultan diye bir dizi çekmişler. Orada kim anlatılıyor dersiniz? Bağdat Fatih'i 4. Murat. Film, dizi hainden geçilmiyor. Herkes hain. Annesi bile hain. Hain, hain, herkes hain.
Dördüncü Murat annesini bile de Rize gezecek, doğuracak. Vezir azamı hain. Öbür paşa hain, bu paşa hain. Her yere dolmuşlar böyle, her yer hain dolu. Böyle inceden inceye ne diyor? Subliminal mesaj vererek bilinç altlarına kitlenin bir şey aşılanıyor. Bunlar hep bilinçli yapılıyor. Bunların hepsi istihbarat faaliyetidir. Devletin istihbarat faaliyetidir. Plandır, programdır. Yok Kurtlar Vadisi, yok bilmem ne. Hepsi iktidarı kitlelerin bilinçaltına yerleştirme. Subliminal mesajlarla yani bilinçaltına şey gönderiyor. Diriliş Ertuğrul. Önüne kesene kesiyor, doğuruyor. Herkes hain. Orada herkes hain. Amcası hain, kardeşi hain. Hain kesilmeye gerekli kırıyor. Vatandaş onu izliyor, izliyor. Şuna bakıyor. Lan FETÖ'cü hain. Onu da kesmek lazım. Profilo'dan tasarruf kampanyası. Beyaz eşya alırken tasarrufu elden bırakmam diyenler için şimdi enerji tasarruflu Profilo'larda indirim var. Hem cebinizi hem doğayı korumak için sizi de Profilo bayilerine bekleriz. Üstelik bonusu özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Profilo, dayanıklı ev aletleri. İslam'ın yeryüzündeki insanlara mesajı barıştır. İslam'ın mesajı isminde gizlidir. Ben şöyle Müslümanım, böyle Müslümanım. Ya geç bunları. Abdestli kapitalistler türedi. Bir televizyon klasiği haline gelen Bana Din'den bahset 6. sezonunda.
İbadet yapmak, etmek, ortaya çıkarmak, iş ve değer üretmek demektir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olmasa bile ben kitabı okumaya devam ederim ha. Ahbap Çavuş ilişkileriyle ihaleler dağıtılıyor. Peygamberimiz kimseyi öldürmemiştir. Halife Ebu Bekir seçimde gelmedi. Namaz, oruç, hac ibadet değildir, nusuktur. Gerçek müminler bunlardır Kur'an'a göre. Dindarlık gösterisinde bulunmuyorlar. İslam'da mezhep diye bir şey yok. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, gündeme damga vuracak açıklamalarını yaşayan Kur'an çerçevesinde değerlendiriyor. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, basmada fırsat diyemem aman. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Sizlerin katılımıyla Bana Dinden Bahset her cuma canlı yayında saat 22'de KRT'de. Stüdyo seyircimiz olmak için numaramız 0212 212 41 00. Saygıdeğer Kültür TV izleyicileri, hepinize iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün yine Perşembe saat 8, yine buradayız. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Türkü Devranı programımız başladı. Malum her programda bir aşığımızı, bir ozanımızı anarak başlıyoruz programımıza. Ve o ozanımızın eserleriyle devam ediyoruz. Bugün yine Davut Sulari, aşık Davut Sulari üstadımızı, ozanımızı anacağız. Allah rahmet eylesin.